Birinci öncülde verilen eşitliğe göre arkadaşlar A ve B aynı işaretli sayılar olmak zorunda. Yani her ikisi de pozitif veya her ikisi de negatif olmalı. İkinci öncüle baktığımızda eğer B pozitif olsaydı B olduğu gibi çıkardı mutlak değerlisine. B artı C'ye eşit. Burada B'ler giderse C sayısı sıfıra eşit olurdu. Fakat A, B, C sıfırdan farklı gerçek sayılar dediği için o zaman B sayısı negatif alacağız. B pozitif olamıyor. B'yi negatif alırsak burası eksi B olarak çıkar. B artı C'ye eşit. Dolayısıyla C buradan eksi 2 B'ye eşit. B'yi negatif aldığımız için A ve B de aynı işaretli olduğu için dolayısıyla A ve B'nin her ikisi de negatif olmuş olduğu. Üçüncü öncüde baktığımızda A da negatif olduğu için mutlak değer dışına eksi alarak çıkacak. Eksi A eşittir 2 artı C. C de buradan eksi 3A'ya eşit olacak. Şimdi A ve B negatif olduğu için C'nin pozitif geldiğini görüyoruz. Çünkü eksi 3 A ve eksi 2 B'ye eşit C. Dolayısıyla C pozitif en büyük sayı. A ve B de negatif küçük sayılar. Bunları kendi arasında kıyaslayalım. Sağ taraflar eşit olduğu için her ikisini de. Dolayısıyla sol tarafları da eşitleyeceğiz. Buradan 2 B eşittir 3 A şeklinde bir eşitlik çıkıyor ki. B'yi eksi 3 katı A'yı da eksi 2 kat gibi düşünecek olursak. B A'ya göre daha küçük geliyor. Dolayısıyla en küçük B daha sonra a c zaten pozitifti. Bu şekilde bir sıralama olur. Cevabımız da B şıkkı çıkar arkadaşlar.